Cevat Şakir Kabaağaçlı, namı diğer Halikarnas balıkçısı, Mavi Sürgün kitabına şu cümlelerle başlıyor. Tutuklu yargılanıyor. O zamanki ünlü yafta ile yaftalanmış bir suç. Avukatı çok meşgul bir adam. Uğruyor müjde vermek için. Diyor ki yarınki mahkemede çıkacak kararı öğrendik. Çok iyi bir karar çıkacak. Tabii yüzleri gülüyor. Zekeriya Sertel de aynı davadan beraber yargılanıyorlar. Diyor ki idam kararı çıkacak ama ertelenecek. Diyor, gidiyor. İşte Mavi Sürgün kitabı bu cümlelerle başlıyor. Gerçekten idam hükmü çıkıyor, kararı çıkıyor. Ama erteleniyor. Bodrum'a kalebent, yani kalenin içinde serbest anlamında bir sürgüne gönderiliyor. Ünlü yazarın çok çileli bir hayatı var. Ömür boyunca boynundan eksilmeyen bir suç, yafta deniyordu eskiden ona. Suç levhasıyla dolaşmak zorunda kalmış. Anlatmak çok zor. Babasını öldürmüş. Fakat bu idamla yargılandığı dava bu değil. Onun cezasını çekip çıkmış. Affa filan uğramış. Bu diğer siyasi bir davadan böyle yatmış. Şu anda 26 kitabı rafları süslüyor. Okunmaya değer mi? Dilini, anlatışın tadını görmek için okumaya değer bir yazar olarak düşünüyorum. Bodrum ilçemizin tabiatına ve tanıtılmasına büyük hizmetleri olan Cevat Şakir ömrünün son yıllarını İzmir'de geçirdi. İzmir'de oturduğu ev ve sokak korunuyor. Belediye tarafından trafiğe kapatılan sokak saygı ve sevgi yolu olarak kullanılıyor. Babasını öldürme sebebi tabii çok merak ediliyor. Bu kendisine bir keresinde sorulduğunda sadece İtalyan eşinin adını söylemekle yetinmiştir. Çok çileli bir hayat ama çok meyveli bir edebiyatçı. Adını İzmir'de Konak Belediyesi bu sokakta yaşatmaya devam.